Lam kanalıma ve videoma, aynı zamanda da evime hoş geldiniz. Lütfen içeri buyurunuz. Evet, yıllardır benden çok çok fazla ev turu videosu istediniz. Bugünü buldu, çekmek istedim. Ve yıllar sonra ilk defa kanalımda ev turu videosuyla hoş geldiniz. Şimdi başlıyoruz. Önce evden buradan girdiğimizde kapımız böyle. Burada bizi bir hol karşılıyor. Evet, şimdi bu hol, yani şöyle, buradan kapıdan da girdiniz. Burada bir halı var ilk olarak böyle. Sonra burada, burayı benim ben dekore ettim. Böyle kapıyı açtığınızda hoş dursun diye 3 tane şey var. Bir de burada bir kitaplık var mermer desenli. Bunları da Defne boyamış ama böyle mermerde böyle ne denir buna? Biblo denir, biblolar. Burada Apple Watch'ım var ama hiç kullanmıyorum. O yüzden buraya koymuşum galiba. Burası normalde çok kalabalık oluyor. Sadece video olacak diye biraz düzenledim. Bir de annemin arabasının şey var, anahtarı var. Burada da benim çok çok eskiden yaptığım bir şey var. 6. sınıfta yaptım galiba. Ya da 7 de olabilir. Ama bayağı eski, 3-4 yıllık bir şey var. Buradan, direkt burada salon kapısı var ama ilk mutfağı göstermek istiyorum. Sonra bir de burada Küçük Prens çizmiştim. Bu da bayağı eski. 1-2 yıl oluyor galiba. Hatta 2,5 yıl bile olabilir. O yüzden çok iyi değil yani. Buradan giriyoruz ve mutfak bizi karşılıyor. Oturduğumuz sitede bazı evlerin mutfağı daha büyük oluyor, bazılarınınki daha küçük oluyor. Burada böyle küçük bir tatlı bir resim var. Biraz yamuk duruyor ama. Genel olarak oda ve duvarlar olarak hep griyi tercih ettik evde. Sadece benim, geç benim odam da gri. Genel olarak gri, kapılarla beyaz. Böyle burası da böyle halı. Halıyı da göstereyim. Burada bir tane oturma takımımız var. Koltuk. Aslında eskiden burada bu masayı aldığımız sandalyeler vardı. Ama biz burayı biraz salon gibi kullanıyoruz. Çünkü bayağı büyük bir alan. Ve hani televizyonu da aldık buraya. O yüzden buraya oturma takımı aldık daha birkaç ay önce. Bu da böyle oturma takımı. Bu oturma takımını aşırı seviyorum. Çok rahat koltuk. Sonra buraya döndüğümüzde de böyle bir televizyon var ve spor videom var. Buradan döndüğümüzde mutfak, klasik Türk mutfağını, musluk vesaire vesaire. Burada dolabı göstermek istiyorum çünkü üstündeki şeyler. Yani reklamlara bakmayın ama böyle. Ya çok bir şey yok aslında. Biraz buz şeyleri var. Buzdolabı, süsleri, kuzenimin fotoğrafı falan. Defne'nin fotoğrafı var mavi renkli böyle. Bir şeyler var yani burada da. Defne'nin yaptığı şeyler var. Sonra buradan döndük. Bunu yeni almışız galiba, bakın. Bunu ilk defa gördüm. Su geliyor buradan. Sonra buradan döndük. Evet, şimdi salona giriyoruz. Buradan kapıyı da kapatalım. Evet, şimdi salonu aslında çok kullanmadığımı itiraf edebilirim. Çünkü mutfak demin gösterdiğim gibi salon gibi biraz. Ama yine de salonu bayağı seviyorum. Salon takımımızı bu yaz galiba değiştirdik, değil mi? Evet, bu yaz değiştirdik. Onun öncesinde çok renkli bir takım vardı. Bu sefer böyle biraz daha klasik bir şeye tercih ettik. Bu da böyle bir koltuk. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. Böyle psikologlarda falan, doktorlarda olan hani hastanın yattığı böyle şeyler olur ya. Şu an anlatamadım ama neyse. Genel olarak bir tane burada koltuğumuz var. Bir tane de burada üçlü koltuğumuz var. Renkleri de bu şekilde. Bir tane orada teknimiz var. O da orada duruyor. Bu ışık tabii normalde salonda durmuyor. Şu an sadece video için aldım. Burada duvarda benim yaptığım bir mozaik çalışmam var. Bir de beyaz bir masamız var. Bunu da galiba yeni aldık. Çok hatırlamıyorum o zaman aldığımızı ama. Bu koltuk şeylerini, bu masayı buraya alıp buraya böyle sandalyeler koyduk çok boş durduğu için. Halımızda siyah renk tercih ettik çünkü Defne sürekli boyuyor halılarımızı ve sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz. O yüzden boyandığında biraz belli olmasın diye ve siyah bir şey tercih ettik. Yani genel olarak bakıldığında 360, ha bir de şu televizyonun ünitesi var. Bunu da yine bu sene aldık galiba. Televizyonu 1,5 sene önce falan aldık. Genel olarak bu evde gördüğünüz çoğu şey yeni. Çünkü biz ev değiştirirken eşyalarımızı falan da değiştirdik genel olarak. Ama tabi bazıları hala aynı. Bu da böyle ünitemiz bu şekilde duruyor. Bunu da buradan geçtik. Sonra salondan artık çıkabiliriz. Çünkü bir de şurayı göstereceğim son olarak. Burada bir şey yok aslında. Burada bir çiçeklik var ama biz çiçek bakamıyoruz genel olarak. O yüzden kuru çiçek koydum. Bunlar bana
önemli şeyler yaptığımda verilen çiçekler ve benim onları kurutup hani anı olsun diye saklamam. Sadece bu annemin çiçeğiydi. Bu ikisi bana gelmişti. Bu da bana gelmişti. Bir projede oynadığım için galiba, ama hangi proje olduğunu hatırlamıyorum. Sonra buradan çıkıyoruz. Burada gösterebileceğim çok bir şey yok yine holun bu tarafında. Sadece böyle bir şey var. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum ama annem gösterirsem çok kızar. Oradan hayır hayır yapıyor ama göstereceğim. Anne gel. Anne gel. Sadece kapıdan açacağım. Bunu da göstermek zorundayım anne. Şimdi bizim aslında evde 3 tane tuvalet var ama biz sadece 2 tanesi kullanıyoruz. Çünkü bir tanesi böyle. Evet. Annem daha fazla kızmadan kapatıyorum. Aslında ben buranın renklerini çok seviyorum bu tuvaletin. Renkleri aşırı hoşuma gidiyor ama buraya biz fazlalıklarımızı koyuyoruz. Paten, buz pateni, kaykay, Defne'nin eski bisikletleri falan her şey burada. O yüzden burayı sadece kol olarak kullanıyoruz. Burada da merdiven altı var oysa ki burayı açamam ama annem döver beni çünkü. Evet, buradan şimdi hole geçiyoruz. Bizim ev 2 katlı. Aşağıda 4 oda var. 3 oda. Küfür çektim yanlışlıkla. 3 oda var. Üst katta benim odam, giyinme odası ve bir tane tuvalet var. Burada bir tane Barfix var. Barfix biz 2-3 yıldır var galiba bizde. Yani eskiden 10 tane falan çekiyordum. Ama şu an zorlasam 5 tane çekerim. Şimdi buradan buraya girdik. Burası annemlerin tuvaleti. Ben burayı kullanmıyorum genelde ama yine de bazen geliyorum. Sadece burada duş alıyorum galiba bazen. Burada küvetimiz var. Burada dolaplar var. Burada benim saç uzatmak için kullandığım bir yağ var. İşte diş macunları, diş fırçaları vesaire vesaire. Vücut olsun. Bayağı bir şey var burada. Burası da böyle. Bir de şurada çamaşır kısmı var. Burada da kurutma makinesi var. Bir de yıkama, yani normal çamaşır makinesi var. Banyoda böyle 360 böyle. Sonra holde de yine halımız koyu renk. Çünkü her zaman diyorum, biz biraz kalabalık bir yerde olduğumuz için, özellikle Defne küçük olduğu için sürekli boyuyor halılarımızı. Şimdi buradan buraya döndüğümüzde annemlerin odası var. Burada ışıklar var. Böyle küçük bir halı var. Bir de bir eser var. Annemin odasının direkt karşısında Hüseyin'in odası var ama ben burayı çok göstermeyeceğim çünkü Hüseyin şu an içeride oyun oynuyor ve çok dağınık. Odası toplanmıyor asla. Şu an bu toplu hali ama hep dağınık yani. Böyle bir odası var işte. Yani çok hani klasik erkek odası. Yani çok karışık. Sonra burada, ay bu resmim bayağı eski. O yüzden çok kötü. buradan giriyoruz ve Defne'nin odası var. Defne'nin odasını ben çok seviyorum. Çünkü çok renkli, çok fazla oyuncak var ve şuna bakın. Yani yatak takımı çok tatlı. Burada böyle oturmalık bir yeri var. Burada böyle açılınca oyuncakları var ve bu teknoloji harika. Böyle. Fazlalıkları koyuyorum buraya. Burada yatağı var. İşte sevdiği çizgi film stickerlar vesaire vesaire, bir sürü bir şeyleri var. Yani klasik kız odası. Burada işte Cicovella'sı var, ne bileyim. Oyuncakları var. Bayağı bir eşyası olduğu için şu Barbie evi eskiden bende. Orada Chelsea'nin karı vesaire vesaire. Bir sürü zımbırtısı var. Cidden sayılmayacak kadar. Bir de Defne'nin şöyle bir avantajı var. Hani benim eski oyuncaklarım vesaire de olduğu için onlarla birleşince çok fazla oyuncağı oldu. Çünkü biz de aldık. Benim eskiden olan Barbie'lerim de vardı. O yüzden çok fazla oyuncağı var. Bayağı şanslı bir çocuk yani. Evet, buradaki mesela şu, ben bunu saklamak istiyordum ama kollarını koparmış. Yani işte kız kardeş böyle bir şey. Burada da yine bunlar neydi? Bunlar da şey, Baby Alive mi? Baby Alive'ları var böyle. Onun saçı falan uzuyordu galiba, bir şeyler bir şeyler. Buradan da çıkabiliriz. Ha, bir de Defne'nin duvarları da pembe renk, aşırı tatlı. Bakın şunun pembeliğine. Ve bu pembeliği biz boyadık. Çünkü evi badana yaptırdıktan sonra, biz Defne'nin eşyalarını değiştirdikten sonra burası böyle kalsın istemedik. O yüzden pembeye boyadık. Normalde orası da bu duvar kağıdıylaydı. Ama o taraftaki bazı yerleri soyulduğu için boyadık. Böyle görünüyor. Şimdi buradan da çıkıyoruz. Alt katı galiba tamamen bitirdik. Şimdi üst kata çıkacağız.
Ama üst katta da zaten benim odam, benim tuvaletim, benim terasım ve benim giyinme odam var. Zaten oda turunda görmüşsünüzdür ama şimdi tekrardan büyük bir şekilde görmüş olacaksınız. Burada merdivenlerimiz var. Klasik ahşap. Buradan çıkıyoruz, çıkıyoruz. Aa, burada çok komik bir şey var. Bakın, Barbie. Bu da Defne'nin. Ve içinde de Defne'nin mutfağı var. Çok çok komik duruyor. Düşünsenize böyle. Gel 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 gel. Buradan kapımı kapatıyoruz. Ve nefessiz kaldım cidden konuşmaktan. Burası da benim odam. Burada giyinme odamla başlayabiliriz. Çünkü direkt giyinme odası çıktı karşıma. Böyle bir giyinme odam var. Yani çok bir özelliği yok. Bütün kıyafetlerim burada. Eski çantalarımı, kullanmadığım eşyalarım vesaire vesaire. Bir sürü şey var. Burada da böyle bir askı var. Aslında bunu odamın içine koymak için almıştım ama çok kötü durdu. Çok kalabalık. O yüzden buraya aldım tekrardan. Evet, şimdi giyinme odasından çıktık. Böyle bir kilerim var zaten. Hep vardı. Yoğunlukmuş adı. Düzeltiyorum, özür dilerim. Burada şeyler var. Resimlerim var. Bu Illuminati'ye benziyor. Çok korkunç. Bunlar da bayağı eski. Çok uzun zamandır resim çizmiyorum. O yüzden yani. Burada çeşme masam var. Bayağı böyle. Yani burayı aslında azaltmam gerekiyor ama çok üşeniyorum. Bir de burada mumlarım falan var. Ada çayı, tuz, gül kuruları var burada böyle. Bunları yakıyorum mumla vesaire. Çok güzel işte odayı tütsürüyorum falan. Enerjilerden arındırıyorum. Burada da yine şeyler var. Mumlar, çok fazla mumum var. Hatta demin biraz sonra iki tane göstereceğim, aşık olacaksınız. Bir de burada kitaplarım var ama burası yine çok karışık. Çok fazla gereksiz kitap var. Buraları bir yere boşaltacağım. Temizleyeceğim ama ne zaman olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Sonra bu eski koltuk takımımızdan kalma iki tane tekli koltuk var. Aslında ben bunu odama istemedim. Çünkü çok kalabalık durmasını istemiyorum odamın. Ama odama sürekli misafir geliyor ve aslında bir bakımdan da iyi oluyor arkadaşlarımla falan oturmak için. Bu iki tane şey var. Burada da halım var. Gri halım. Bunu da bu sene aldım zaten. Bu halı yeni. Sonra odamın en sevdiğim köşesi, aşık olduğum yer, makyaj masam var. Burası yine biraz daha karışık bir yer. Ama bir dakika, şunları göstermek istiyorum. Burada doğal taşlarım var. Bir sürü bir sürü bir sürü. Görün böyle. İşte obsidyen. Mesela bu 20 yıllık. Babam askerde bulmuş. Bunu bir tane takipçim zorlu PSM'ye gönderdi Alice'im varken. Çok tatlı. Bu da lapis galiba. Aventurin. Yine aventurin. Pembe kuvars, akik, labradorit, tigray, burada eğro kaçmış buraya. Yine ametist. Bunları artık çok kullanmıyorum ama yine de inanıyorum yani. Burada da bir tane obsidyen parçam var. Artık doğal taşlara çok zam gelmiş, o yüzden yenilerini alamıyorum. Bu opal. Bu böyle. Ama eskileri bu şekilde duruyor yani. Sonra burada benim bir küçük bir parfüm koleksiyonum var. Ama bu ışığı galiba kapatmam lazım çünkü ters ışık oluyor. Buradaki parfüm koleksiyonumda 11 tane parfümüm var. Artı 2 tane daha var ama bir tanesi okul çantamda, bir tanesi aşağıdaki tuvalette kaldı galiba. Toplam 11-12 tane parfümüm var. 3 tanesi Victoria's Secret, diğerleri Victoria's Secret Pink. Parfüm takıntılığım olduğunu çok eski tanıdıklarım, takipçilerim bilir. Çok seviyorum parfüm ve böyle güzel kokuları. Sonra iki tane makyaj malzeme çantam var. Bunları hem böyle çantaya atmalık olarak düşünüyorum. Hem de işte şu buralara koymaktansa çantaya koymayı daha mantıklı buluyorum. Burada iki tane çantam var. Biri Guess. Bunu hiç kullanacak bir yer bulamıyorum. Bunu da daha yeni aldım. Bunu da hiç kullanmadım. Sonra burada da yine birkaç tane parfüm var. Yine eski kar küresi koleksiyonum var. Bunu da yine eski takipçilerim bilir ama artık çok devam ettiremiyorum. Çünkü Defne hepsini kırdı neredeyse. Bunu annem 15 tatil hediyesi Topshop'tan aldırdım. Çünkü çok ikonik duruyordu yani. Fotoğraf falan çekilmek için cosplay yapıp. Ama daha öyle bir şey yapamadım ama yapacağım. Sonra şimdi hayatımı tehlikeye atıp ayağa kalkacağım burada. Allah'ım, Bismillah. Evet. Sonra burada bir tane hoş dursun diye Victoria's Secret poşeti var. Ben parfüm almıştım. Bu kırılan kar kürem. Cidden çok üzülüyorum. İçim yanıyor. Ama yani. Bakın. Yani. Bu da kırıldı. Bu da kırıldı. Çoğunu Defne kırdı ya. Lanet olsun. Bu da kırık ama kırık olduğunu çaktırmıyor bir yandan. Bakın. Böyle. Böyle. Elimi içine soktum. Evet.
Burası da böyleydi. Sonra bu tarafa geldik. Burada odamın rafları var. Burada pink ürünlerim var. İşte Vassın sana aldığım şeyler var. Sen Mustafa böyle. Sonra burada bir tane E harfi var. Neyse burayı çok anlatmam gerekiyor. Bu yeni geldi odama. Bu aslında baya eski. 4-5 yıllık bir televizyon. Ama çok küçük ve pratik olduğu için baya seviyoruz. O yüzden benim odama aldık. Eskiden Hüseyin'in odasındaydı. Sonra burada bir tane dolap var. Alıyoruz. Çok yani saçma şeyler var. Bir bakmayalım. Biberiye falan var. Sonra burada yatağım var. Çok yorgunum, okuldan geldim. Sonra yatağımın yanında böyle oturma takımım var. Bu da çok eski. İlk buraya taşındığımızda almıştım. Gözlerim doldu. Şu kısmı da yeni yaptım. Oda turumda yoktu büyük ihtimalle. Böyle resimler astım buraya. Bunlar çok yine bayağıdır var. Sonra orada komodinim var. Komodinimde sadece göstermek istediğim iki şey var. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Bu mumlar. Bir dakika. Şunlara bakar mısınız? Bunları daha yakmaya kıyamadım. Büyük ihtimalle de hiç kıyamayacağım. Çünkü çok tatlılar. Ve odaya aşırı güzel koku yayıyorlar. Kokullar çünkü. Burada bir tane karpuz tabağım var. Bu da çok ikonik olduğu için koydum buraya. Bir de çakmak var mumları yakmak için. Böyle birkaç bir şey var. Sonra burada ödelim var. Burada YouTube 1 milyon hareketim var. Sonra bunu hala sıcak bir yer bulamadım. Çok üzgünüm. Çünkü çok ağır ve düşüyor ve zarar görmesini istemediğim için bir yere koyamıyorum. Böyle 10 milyon hareketim. Ay 1 milyon tabii. Allah söyletti falan. Çok seviyorum bunu. Koyalım. Evet, burada da bir tane de ayna var. Bunu da göstereyim dedim. Sonra tuvaletim var. Allah'ım inşallah tuvaleti temizdir. Buradan geliyoruz. Çok fazla burada eşya var yine. Bunları böyle dizayn etmek için böyle bir yere koydum. Yani saç boyası bile var. Mavi saç boyası var. Şey var, mor var. Sonra burada yine eşyalarımı koydum. Burada sabunlarım var. Oje, lens suyu, diş fırçalarım. 4-5 tane diş fırçam var galiba. Burada lip balmlarım var. Eskiden lip balm koleksiyonum vardı. Burada parfüm koleksiyonum olduğunu söylemiştim. Burada da parfümlerim var. Böyle arkada da var bir tık. Burada ojelerim var. Eskiden daha fazla vardı. Burada hem body mistlerim var hem de birkaç tane saç ürünüm var. Burada da yani ıvır zıvır var. Burada bunların ne olduğunu çok hatırlamıyorum. Neydi bunun adı ya? Packer. Almanya'dan getirtiyordum ben bunları ama adını inanın şu an hatırlamıyorum. Ama bunlar o kadar tatlılar ki. Okula götürüyorum. Okulda sürüyorum. İçlerinde lip balm var bunların. Ve hepsinin ayrı kokuları var. Eskiden aşıktım bunlara ve sürekli Almanya'dan getirtiyordum. Sürekli ama yani her biri geldiğinde. O yüzden böyle bir koleksiyon yaptım bunlardan. Ama adını hatırlamıyorum ya. Lip Packer mıydı? Allah Allah. Hayır. Lip Packer Pops. Hah. Buldum. Packer Pops. Packer Pops adları. Çok güzeller. Hala açmadıklarım var kıyamayıp böyle. Evet. Ve son olarak burada da küvetim ve bazı ışıklarım var. Evet. Tuvalette bitti. Ve son olarak burada terasım var ama terasımı zaten açmaya gerek yok. Yani şöyle göstereyim. Defne'nin kaydırağı var. Bir de portakal ve limon ağaçlarım var ama portakal ve limon vermiyorlar. Kazıklandık galiba. Burayı da kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten bunu çekmek için 4-5 yıldır sabrediyorum. Ve sonunda çektim ev turu videomuzu. Aşağıdaki açıklamalar kısmında markam ve bütün sosyal medya hesaplarım bulunmakta. Oradan beni takip edebilirsiniz. Orada diğer mecralardan da. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Bye bye.